Zaman oldu ama görüşemeyeli. Yani en son ben hatırlıyorum bizim yukarıdaki stüdyoda hızla koşarak gelip cama ya çarpmıştınız, kaza yaşamışsınız. Ya Bizim ilk gündü açılış yapıyoruz. ben başka bir iş için geldim. Başka bir şeye geldim buraya. Evet. Senin programına değil. Yok bize gelmemişsiniz. Dediler ki Oktay Usta canlı yayında bir sürpriz yapalım ona dedim. Anladım. İlk gün hayırlı olsun. Ya arkadaşlar dünyada böyle bir şey yok ya. Hatırlar mısınız? Ben kapıdan bir geliyorum. Direkt bunun yanına sürpriz yapacağım. Koşarak. Ya. Koşarak geliyorum tam hızla. Yanıma da bir bayan var. O da çok üzüldü. Hatta abi beni... Ya ben abi kapıdan içeri girerken öyle bir cam ki kapı açık gibi geliyor. Ben cama bir kırıyorum kafayı. Benim buradan aşağı kan. Evet. Beni hastaneye getiriyorlar. Ben çünkü canlı yayında bir kütleme sesi bir baktım. İsmail abi iniyor camdan aşağı. Allah Allah. Ya böyle cam var camı ya. Camı öyle bir temizlemişler ki içerisi. Ya cam nasıl? Camı göremezsin ya. Cam açık diye bir ya. Şey yok yani. Bak cama çarpıyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Cam yok burada ya. Stüdyonun aşırı aydınlığı. Dedim arkadaş camı... buna bir çare bulun ya. Buna her gelen tostlar böyle ya. Biz ertesi günü perde yaptırdık oraya. Evet. Ama cama ben açılışı bir, ben var ya bir kafa koyuyorum. Bir de benim vurmam da farklı. Abi ya bizim düşmemiz de farklı olur ya. Ya benim kaşık var gidiyor. Gitti, kan akıyor işte hastaneye gidiyoruz. Bir bayan hanım vardı orada çok üzüldü bizim yanımızda. O zaman kimdi bilmiyorum. Hastaneye götürdüler işte böyle tikiş mikiş attılar. Canım evet evet ya, böyle ya, bir hatıramız benim, vardı. Evet. Böyle bir hatıra var. O günden sonra bir daha İsmail Türd abi benimle görüşmedi. Dedi ki Porto Üste'ye giderken dikkatli gitmekle. Ya bak yönetmenimiz Mustafa İslam'dan bir yorum geldi. Ne dedi? Dedi ki ondan evveli dedi işleri çok yoğundu. Gelmiyordum. Hatta ben buradan çok mesaj atmıştım. İstersen bir 8-10 yıl öncesine gidelim. Şöyle diyorum. Sevgili seyirciler, Perşembe günü Karadeniz Müziği'nin güçlü sesi İsmail Türüt konuğumuz olacak. Ama ve lakin yine gelmeyecek diye böyle mesajları atıyorum. Ya öyle attım, değil. Attım attım. O zamanlar İsmail çok... vermiş. Daha demesin daha geleceğim demiş. O zamanlar çok da yoğunduk. Yani şey bulamıyorsun. Yani yoksa ben bilmiyorum. Hayatımda kapıslık yapmadım. Yani ben böyle bir işten anlamam. Artistlikte. Aa esine sor beni. En iyi o tanır. Bak yıllardır. Beni ayıracaksın o tip sanatçılardan yani. Canım abi. Aa, ben iyileri tenzih ediyorum ama böyle sanatçılar var. Kapris, yalan, uydurma. Ha, var yani anladım. Ben öyle değilim. Ben, ama o zaman çok yoğunduk anladım. Öyle bir yani gelmedimse o yoğunluktan yani gelmemişimdir. Yoksa artistlikle...